Kastamonu ayakası sayfa 139 mektup 92 Aziz sıddık sebatkar kardeşlerim ve hakiki varislerim bugünlerde Risannura suyu kas edenlerin ve sizlere sıkıntı verenlerin haklarında bana verdiği bir hiddet neticesinde bedduaya teşebbüs ettim. Birden Isparta'ya kıyamadım. Kaç defadır niyet ettim? Isparta'daki iyilerin yüzünden suyu kurtuldular. Kıyamadım. Beddua yerine ya Rab, madem Isparta Risale-i Nur'un bir meddeset zehrasıdır, sen oradaki fena memurları dahi ıslah ile hüsnü akıbet ver diye dua eyledim ve ediyorum. Evet. Üstad Hazretleri İsmi Rahim'in azami tecellisine mazhar ve ne yapmış? Beddua etmiyor. Bu da bize güzel bir ölçü. Bedduaya sarılmak yerine dua etmemiz lazım. Üstad Hazretleri'nin beddua etmemesiyle ilgili Emirde alakası sayfa 120, 234, 279'da bir sürü numune var. Ben bir tanesini okuyacağım 279'da. Mesela emirde alakası 1'de. 120. sayfada Halk Partisi'nin sekreteri Hilmi Bey'e beddua etmiyor üstad. Diyor ki ne zaman diyor teşebbüs etsem diyor. Risale-i Dairesi'ndeki haslardan olan Hilmi Bey'e dua ederken diyor. Onun diyor ismi senin de işte akraba talikatın aklıma geliyor ve onu yine dua ediyorum diyor sana. Sonra onunla dost oluyorlar üstad yani mektuplaşıyorlar. Yine Emirdağ 1'de 279'da üstadın neden beddua etmediğine dair ifadesi şu. Risale-i Mesleğinin esası 30 seneden beri bir düsturu hayatım olan şefkat itibariyle bir masuma zarar gelmemek için bana zulmeden canilere değil ilişmek. Hatta beddua edemiyorum. Hatta en şiddetli garazla bana zulmeden fasık belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde değil maddi belki beddua ile mukabeleden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zalim katların, bak ya peder ve validesi gibi ihtiyar biçarelere veya evladı gibi masumlara maddi ve manevi darbe gelmemek için o dört masumların hatırına binayen o zalim gaddere ilişmiyorum. Bazen helal ediyorum diyor Üstad. Şimdi şunu da söyleyeyim. Üstad beddua ederse öyle benim senin bedduam gibi olmaz. Biz kızıyoruz basıyoruz bedduayı yani. yüzden de olmuyor yani. Olmaz da olmaması da lazım. Elhamdülillah iyi ki de olmuyor. Üstad Hazretleri'nin bakın tek partinin yani Halk Partisi'nin önde gelen bürokratlarından birisi var. Ankara'nın meşhur Tan Doğan Meydanı'nın ismi verilen Nevzat Tan Doğan. Bu adam 13 Ekim 1943 tarihinde Üstad'ın Ankara'ya getirilişinde üstadın odasına zorla gelip üstadın kafasındaki sarığı çıkarmaya çalışıyor ve fütur şapkayı takmak istiyor. Üstad Hazretleri diyor ki bu sarık diyor bu başla çıkar diyor. Ve onu reddediyor ve diyor ki başından bulasın. Şimdi bakın abiler ben sarık sarıyorum. Normalde sarık ilim göstergesidir. Biz sünneten sarıyoruz. Şimdi Hasan'ın sarığı ayrıdır. Cami imamının sarığı ayrıdır. Bir hocanın alemin sarığı ayrıdır. Bak asrın imamının sarığı bütün bütün ayrıdır. O sara iliştin mi faturası ağır olur. Bu adam da ilişmiş. Ne oluyor peki? Dönemin Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay'ın oğlu Haşmet Orbay, Doktor Neşet Naci Arcan diye bir adamın cinayetinde ismi karışıyor. Bu Tan Doğan'ı da şeye çağırıyorlar. Soruşturmaya çağırıyorlar tanık olarak. Fakat buna bir bet muamele yapıyorlar. Bu alan diyor siz bana nasıl bu muameleyi normal sıradan bir halk gibi nasıl davranırsınız diyerekten İçine oturuyor, dayıyor silahı, tak kafasına sıkıyor, başından buluyor. Emir de üstat Üstad diyor ki, bir de 285'te 20 senede kaç vilayetin zabıtaları kıyafetime ilişmedi? Yalnız 25 sene evvel Ankara valisi Nevzat Bey Cebren kıyafetime ilişmek istedi. Hem muvaffak olamadı, hem kendini intihar etmekle tokadını yedi. Yani üstad beddua etmiyor da ya işte etsen olacak, etsen olacak oğlum da etse. <laughs> Üstadın böyle bir virt kitabı varmış. Bir abiden hatırattan dinlemiştim. Üstad orayı okurken diyormuş ki bak ben demiş burayı hep atlıyorum diyormuş. Ben buraya okusam bütün bu din düşmanlarının hepsi helak olur demiş yani. Yani öyle senin benim beddua, Rabbim belanı versin <laughs> bir şey olmaz yani. Üstad ettiği zaman öyle o iş sağlam olur. O yüzden etmemiş. Ya bize düşen ne anlayacağız biz buradan? Yani beddua yerine dua kardeşim. Günahkarlara sallamak yerine dua etmemiz lazım. Allah ıslah etsin. Islahına bizleri vesile etsin diye ondan sonra. Ama direkt azılı bir şahse, şairle temas ediyorsa zalimlere ondan sonra beddua edebilirsin. Umumileştirilirsin bilirsin. Ama yani bedduanın bir faydası yok. İbadet de değil. Ama vakti saati geldiğinde de edilir mi? Edilir. Ya peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi de etmiş yani. Şimdi öyle de beddua eden peygamber. Niye etmesin ya? Beddua histen çıkarsa, eneden çıkarsa tehlikelidir. Bir peygamber veyahut da bir peygamberin varis hükmündeki alim zaten durup dururken beddua etmez. Şimdi ne oldu? Bak bu feto bir ara bir beddua seansı vardı. Değil mi? Onların hala sürüyordur belki onların gaybubat evleri var ya. Bir ara adam çıktı ya onun baş adamı. Çıktı. Ateşten salsın evlerine. ne yapıyorsun sen ya? Hani sen şefkat kahramanının hani Hristiyanlara bile şefkat gösteriyordun sen? Münafık vasıflı adam. Bastı bedduayı. Ne oldu? İki yakaları bir araya gelmedi bak gördün. İşte bak şu sağın vaziyetine bak. Bak işte kadar enteresan bir şey ya. Gazetelerin arkasında Süfyan'ın boydan boya resmini koyup olmasaydı olmazdık diye reklam paylaştı bu adamlar. Bir tane firmanın reklamı olarak paylaştılar 10 Kasım'da. Onlara beddua etmeyen adamlar Sonra hırsızlıkla iddiam ettikleri kişilere beddua ettiler. Hırsız beddua edilir mi ya? böyle hırsız olsun yani. bak işte kardeşim gerçek yüzleri çıkıyor ortaya. Evet mektup şöyle devam ediyor. Bugünlerde Selahattin'in İstanbul'dan getirdiği Habb'e, ve katre, şemme, hubab gibi Arabi risallere baktım. Gördüm ki Yeni Said'in doğrudan doğruya harekatı kalbiyesinde müşahede ettiği hakikatler Risanun'un çeketekleri hükmündedir. Zaten bunlar hem Şule, Zühre gibi Risanun'un Arabi parçalarıdır. Onlar doğrudan doğruya benim nefsimin dersi olduğu için Arabi ve kısa ibarelerle ifade edilmiş. Başka adamlar nazara alınmamış. Şimdi şey var bu ifade ettiği Risale Mesnevi Nuriye. Mesnevi Nuriye'nin başında zaten Üstad Hazretleri bunun açılımını yapmış. Şu Risale'nin bir nevi Arabi Mesnevi Şerif'i hükmünde olan bu mecmuanın mukaddemesi 5 noktadır dediği yerde burada ifade ediyor. Burada yani bu Mesnevi'nin, mahiyetinin ne olduğunu. Normalde Arapça olan bu eser sonra Abdülmecid Nursi tarafından değil mi? Evet neşrediliyor. Üstad da tahsil ediyor. Ve burada buranın mahiyetini, Mesnevi'nin mahiyetini anlatıyor. Bir fidanlık diyor değil mi? Bir çekirdek diyor. Çekirdek hükmünde ifade ettiği yerler var. Ne demek bu? Çekirdek bu. Çekirdek ne sakladır? Ağaç sakladır. Ağaç ne? Risalundur. Yani her bir ilem, her bir bölüm aslında Risalundur'da neşvi nema bulmuştur. Mezhebi böyle bir eserdir. Üstad Hazretleri onu ifade ediyor ve o zaman başta Şeyhülislam İslam ve Darül Hikmet azaları İstanbul'un büyük alimleri tahsin ve takdirle karşıladılar. Bunlar yeni sayıdın eserler olduğundan Risalundur ezalarıdır. Eski Seyyid Nisa Arabi Risale'nden yanlış İşaatül İcaz risalında en mühim bir mevki almış. Yani bununla ilgili Şeyhülislam ve Darül Hikmet azaları İstanbul'un mühim alimleri ne yapmışlar? Takrizler yayınlamışlar. Yani tebriklerini ifade etmişler. Sayfa 63'te direkt geçiyor bu. Onu da, da gösterelim. Okumayacağım çünkü orayı açık merak edenler kendileri okurlar. Takriz diye bak. El Fakir Turabül Akdamül Ulema Saffet. Kim bu zat? Şer'iye reisi alisi Şeyh Safet Efendi. Şöyle şu da geçen. Yani Mesnevi'de böyle bir bölümlerde alimlerin de takdirlerini ifade eden noktalar var. İşaret-ül İcaz için Üstad Hazretleri ayrı bir şey parantez açmış. Çünkü İşaret-ül İcaz Üstad Hazretleri'nin yazmaya niyet etmiş olduğu bir tefsir. Bununla ilgili harbi umumi hadisat ve netayicileri mani olmasaydı İşaret-ül İcaz'ı Allah'ın izniyle 60 cilt yazacaktım diyor. İnşallah Risale-i Nur ahiren o mütesavver harika tefsir yanı tutmuş. Yani İşaret-ül İcaz Üstadın yazmaya niyet etmiş olduğu 60 ciltlik tefsirin bir numunesi. Nasıl tefsir ediyor? Ayeti bir önceki ayetle bağdaştıraraktan, irtibatını kuraraktan, makabliyle diyor devamlı bak bir önceki şeyle. Sonra bu lisan olarak karşına çıkmış ama Üstad Hazretleri o işaret icazı külliyat içerisinde koymuş, önemli mevki almış diyor. Yine mektubun devamı şöyle. Hem her iki sayının iştirakiyle bir tek Ramazan'da iki hilal ortasında tehlif edilen, kendi kendine ihtiyarım haricinde bir derece manzum şeklini alan ve işaret-i icaz kıtasında 50-60 sayfa bulunan Türkçe olarak lemaat namındaki risale dahi risanura girebilir. Maatiyesi bir nüsta elde edemedim. Herkesin hoşuna gittiği için matbu nüshaları kalmamış. Şimdi lemaat sözlerin arkasında biliyorsunuz neşredilmiş bir eser. Ramazanda İki hilal ortasında yani Ramazan ayında neşredilmiş. İşte ben bu mektubu çalışırken dedim ya burayı çalışıyorum Yüksel abi yoruldum yani kaç sayfa yazı yazdım. Bir tabi de layıkayla uğraşmak, hakayki imanla uğraşmak gibi çok böyle lezzetli gelmiyor. Hepsi zorluyor. Ya dedim ya Rabbi dedim Ramazanla ilgili de bir tevafuk da versen de bir bal sen de ağzıma bir şevklendirsen beni. Gece saat iki buçuk olmuş yani yarım yarım böyle yazıyorum ama tak baktım şimdi okurken burayı tevafuk oldu yani iki Ramazan'da iki hilal ortasında. Yani Ramazan ile çalıştığım mektup Ramazan'a denk geldi yani. Bu da işte benim gibi böyle zayıfların müşevvik hükmünde. Lemaat ile ilgili bir mektup var. Emir alakası sayfa 48'de 2'de. Acı Sıddık kardeşleri Medesütü Zehra Erkanları Nur Naşilleri. Evvela bir meseleyi biz münasip gördük. Sizde asıl nur hakkında söz sahibi Medesetü Zehra erkanlarının tensibini havale etmek için kalbe geldi şöyle ki Bugünlerde bana hizmet eden 3 arkadaşımızın muvakkaten birkaç gün benden ders almak iştiyaklarına binaen Eski zamandaki talebime verdiğim kıymetli bir hatırayı hayatlandırmak iştiyakına binaen Matbu lematı her gün bir sayfasını ders veriyordum hem ben hem onlar çok hayretle ve takdirle karşılıyorduk. Fikrimize geldi ki bu matbu risalenin sair matbu risaleler gibi nüshalarının kalmadığının sebebi bunun çok kıymetli olduğunu bilen düşman kısmı intişarına mani olduklarına ve dost kısmı kıymetli gördükleri için elinden çıkarmadığına kanaatimiz gelmiş. Lemaat hakkında Üstad bunu söylüyor. Ha hani diyor niye Üstad kalmadı bizde? E, nüshası bir tane var diyor, fazlası yok. Ya diyor düşmanlar kaldırdılar ya da alan kişiler çok istifade edip neşretmediler. Hem gördük ki bu lemaat Risale-i Nur'un mühim bir kısmının çekirdekleri, tohumları hükmünde gayet güzel vecizelere ve hiçbir edebin ve mütefekkirin muvaffak olamadığı bir tarzla sehli mümteni gibi takit edilmez büyük bir hakikati içtimaiyeyi küçük bir vecize de manzum bir kitabı mensur gibi aynı nesilli bir kitap gibi hiç nazma hatıra getirmeden kolayca okunacak bir tarzda bulunması 37 sene evvel Ramazan-ı Şerif'in 20 gününde ben bunu çalışırken 15. günündeydim. 5 gün bozmaz. Her gün 1-2 saat iştigaliyle bir tarzda koca kitap kadar uzun bir nevi mesnevi yazılması ve içinde 20 yerde bir ihtar gaybiyen evinden haber verdiklerinin 30-40 sene sonra aynen meali çıkmış gibi o noktalara elimize geçen bir nüshada işaretler koyduk. Gösteriyor ki bu lemaat lisanının bir müjdecisi, bir fiilistesi, bir fidanlık numunesidir kanaatimiz geldi. Saniyen bu lemaatın işaret ettiğimiz kısımları 33. söz namında sözlerin ahirinde yazılması Nur kahramanı Hüsrev'in medese Zehra erkanların reyini havale ediyoruz. Yani Üstad Hazretleri diyor ki bunu sözlerin arkasına koyalım mı diye soruyor Üstev ve o medese Zehra talebelerine. Umun kardeşlerimize selam ediyorum diyor. Lem'at, ben okurken böyle şiir tarzında okuyorum. Okumayın diyor Üstad, ben beceremiyorum, düz okumayı beceremiyorum. Beceren varsa tebrik ediyorum. Üzerine çalışma yapılması gereken bir eser. Benim de alemimde var çalışmak ama yetiştiremeyiz yani bu malayakalara falan var. Ömür yeterli bilmiyorum. Mesela hakikat çekirdekleri de öyle, çok hoşuma gidiyor. Yani hakikat çekirdekleri ni lisanurda karşılıklarını, açılımlarını bulup böyle yazmak istiyorum. Ders şeklinde çok istiyorum onu yapmak. Ama başarabilir bilmiyorum ama belki kardeşler yaparlar yani. bir teşvik olsun. Mektubun son paragrafı hem eski sayıdın ilmi mantık noktasında bir şaheser hükmünde bulunan gayri matbu talikattan süzülen icazlı bir icazı harikada müdakik ulemaları hayret ve tahsinle dikkate sevk eden matbu kızıl icaz namındaki Risale-i Mantiki'ye Lisanunla bağlanmasına ve şakitlerinin alimler kısmının nazarına göstermek layık gördüm. Fakat çok derindir. Bugünlerde Feyzi'ye bir parça ders verdim. Belki bir zaman Feyzi kendisi başkasının da anlaması için dersini Türkçe kaleme alacak. Şimdi eski Seyit eserlerinden bir tanesi talikat. Talikat mantıkta bir şahise olarak geçiyor sözlerde. Yine Bağdal aykasında ilmi mantıkta İbn-i Sina'nın telifatını geçecek talikat namında harika bir risalesi var diyor. Asar-ı mantıkta bir nazır bir eserdir nazariyat-ı mantıkeyi tatbikata takrib eder diyor tarikat için. Tabi zor bir eser. Yani bunu ben ehli ilimden duydum. Mantık eserleri içerisinde çoğu ehli ilmi aşan bir eser. Kızıl da bir mantık eseri. Abdurrahman Ahdari'nin Süllemül Münevrak isimli eserine bir haşi olarak yazılmış. Bu süllem merdiven anlamına geliyormuş. Süllemül Münevrak Mantık meselelerini ezberlemek için manzum olarak yazılan 100 kadar beyitten oluşuyor. ahtari mantık ilminin semasına bu eseri merdiven yaparak kullanıp çıkınma lazım diyerekten ismini Süllemül Münevrak koymuş. Fakat Üstad Hazretleri bunu yaparken farklı bir metot sergiliyor. Çünkü İmam Gazali'nin mantık bilmenin ilmine güvenilmez diyerek mantık ilmine önem dikkat çekmiş. Üstad cihazı yazarken bu kitabın ne dediği şeklinde değil de kendisi süllemi açıklamaktan ziyade kendisinin mantıkla ilgili görüşlerini de oraya koyaraktan talebelerin de o hani ezber sistemine dayalı şeyini kırmak adına bu eseri böyle neşretmiş. Kızıl icazın başında şöyle geçiyor mesele. Zihinlerin mülazat dikkati ve nazarda imanı alışkanlık haline getirmeleri için ala küllal hal bu eseri yazdım. Madem yazıldı en azından bil ile başlayan konuların mülaza edilmesi için yayınlansın demiş. Abdülmecit Nursi abi bu eseri Üstadın vefatından sonra 1965'te Konya'da yazmış, 1995'te yayınlanmış. Sonradan farklı farklı isimlerin, herhalde Ahmet Akgündüz abinin de var böyle bir eseri, tercüme edilmiş. Mektupta Feyzi abi vazife vermiş Üstad. Feyzi abi vazife vermesi yok. Feyzi abi bunu yapmıştır. Türkçe kalem almıştır ama yayınlanmış bu. Araştırdım bulamadım. Muhtemelen yayınlanmamıştır. Belki de yayınlanacak ileride tarihlerde. Mektup bu şekilde bitiyor.